أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات أستاد Bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. Niyet, ne diyor Üstad bu 4 kelime için? 40 senelik ömrümde, 30 yıllık tahsilimden alınan 4 tane 4 kelam öğrenmiş. 40 senelik ömrümde ama az da öğrenmiş, az bir şey öğrenmiş. 30 senede 4 şey mi öğrenir adam? Ben bir günde öğreniyorum 4 tane. Demek anahtar değil mi? Biz biliyoruz. O öğrenmiş. Bak ben niyetten bir cümle okuyacağım. Ondan sonra konumuza geçeceğiz. Arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. Evet niyet öyle bir hasiyete maliktir ki hasiyet var. Özelliğe sahip. Adetleri yani ayakkabı giyiyorsun, yemek içiyorsun, dolaşıyorsun. Adet yani. Adetleri, hareketleri ibadet formatına çeviriyor. İbadet oluyor. Baklava yiyorsun, ibadet. Tuvalete gidiyorsun, ibadet oluyor. Çeviren acip bir iksir, bir mayedir. İki tane ayağı var niyetin. İki tane ayağı var. Bir, İksir, bir de maye. İksir erkeğe benziyor. Maye de kız kardeşi ama bunlar ikiz. Birbirinden büyük değiller. Bir tanesi erkek. Bu doğru veya yanlış. Rüyada gördüğümü söylüyorum. Tespitim değil. Tespitimse söylüyorum. Birisinden aldımsa da söylüyorum. Onunla yatıp kalktığım için iksirle mayık ikiz kardeşmiş. İksir erkek karşıyı değiştiriyor. Mayık kendisi değişiyor. Üretken ve değişken. Maya mı? Maye. Bildiğimiz maya ile... Maye. Yani maya da diyebiliriz yani. Onunla aynı kelime. Ha, yani lugat itibariyle benziyor. Ama içeriğini daha bilmiyor. Yalnız rüyada gördüğümü söylüyorum. Niyet de bunların babası mıdır, annesi midir onu da bilmiyorum. Bu kadar uğraştım. Baba mıdır, anne midir? Sonra uyanık olduğum zaman muhakemeye aklıma baktım ki niyetler kadında da erkekte olduğu için ne dişidir ne erkektir. Onun için görmedim diyor adam. Ya bildiğiniz gibi değil. İtimat edin samimiyetime. Size söylediğim kısmı çoğu suruya da görüyorum. Yani bununla yatıyorum, bakıyorum böyle. Yakın dostlarım bilir, odamı bilenler. Masam yanımda. Hemen kalkıyorum, düğmeye basıyorum, yazıyorum. Mesela navigasyonla Allah'ın ispatı tamamen rüyadır, tamamen. Navigasyonla kaderin, navigasyonla haşrin ispatı. Tamam. Yani öyle peygamberlerin de ama ciddi bir anlayış sistemidir. Peygamberliğin vahyinin kaçta kaçı? 40'ta biri rüyada gelmiş. Rüyel sadika. Biz tabii ben şey için söylemiyorum da zihnim dağınık olmadığı için sokak mukak. Yani öyle uyduruk rüyalar olmuyor tabii. Mesela bunu nasıl diyeceksin? İkiz kardeş olduklarını, iksirin erkek olduğunu, mayenin dişi olduğunu, içerisinde dönüşüm oluyor. Niyeti için bir şey yok. Demek ki niyet ruhsaldır zaten. Kalbe ait bir sıfat. Gerçekte yakaza olan nevimde gördüm ki diyor. Evet, gerçekte yakazada olan nevimde gördüm ki. Yani yanlış anlarlar diye artık birbirimizi tanıdığımız için. Burası onu demeyeceğim. Burası değil. Alemi gaybın üzerine örtülmüş tenteneli perdedir. Sizden ricam
Şu anda sitede var. Perşembe günü olmuştu. Üçüncü lemanın üçüncü nüktesi bir ders oldu. Hayatından mı çok usandın diye böyle bir ders. Gerçi kurdumu dökemedim ama bir şeyleri işaret ettim. Vallahi onu dinleyip not alırsanız böyle ölümmüş, dünyaymış, zenginmiş, fakir oldun dedi, demedi. Tarafkarlık, nurculuk, tarikatçılık, odur, budur. Öyle bir şeyiniz olmayacağına inanıyorum. Hatta hatırlıyor musunuz? Buraya gelmek zorunda değilsiniz değil mi? Ona gelip de bana zarardır. Kâr değil ki. Tuvalete gidiyorsunuz, çay içiyorsunuz, kağıt kullanıyorsunuz. Başka yerde aman buraya gel der değil mi? Ne yapacaksın gelip de? Başka yer sana namazı gösteriyor mu? Ben de zaten onu göstereceğim. Bak kendine değer ver. Allah o kadar hürriyeti seviyor ki kendisine küfredebilecek mahluku yaratmış. Allah kadar hürriyeti seven yoktur. Olmaz zaten. Bana onu veren o. Hürriyetin latife olduğunu gördüm. Kendisine küfredip reddedilecek bir mahluk yaratmış. Onun için Allah böyle bir kayıt koymamış. Ahmet Mehmet sana paranga vurmasına niye müsaade ediyorsun? Buraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Bunu dinleyemezsin onun için. Niye ya? Allah dedi harama gitme, haram dinleme. Tarikat, nurcuk, mutlaka yok kardeşim. Yeter ki namazını kıl, itikadın doğru olsun, istikamet ol, sünnet ol. Elhamdülillah. Şimdi o dersleri dinleyip nasıl diyor bunları? O dersleri dinlersiniz görürsünüz. Her dersi demem böyle. O ilginçtir. Başlığı neydi abi? Başlığı hayatından çok mu sıkıldın? Üçüncü lema. Yani şu anda başta olsa gerek. Hoş bir ders yani. Yani burası mı orası? Hakikaten ilmen anlatılıyor. Böyle hakikaten ahirete, şunu da diyeyim gene konu bir şey oldu. İmandan sonra varlıkta, hayatta en lezzetli şey ne biliyor musunuz? Ahirete ümitli yaşamak. Ne olur böyle bir düşünün. Yavaş konuşacağım şimdi. İmandan sonra dünyada en saadetli şey ahirete ümitli olmak. Ümitle yaşamak. Ölümmüş, kalp kriziymiş, kansermiş. Hikaye göreceksin. Diyorlar. Ve keza niyet, ölü ve meyit olan haletleri ihya eden, canlı hayatlı, yani ölüleri ölüleri dirilten, aynı zamanda diri olanları da öldürendir. A eşittir B ise B eşittir A. Allah diriltiyorsa Allah öldürendir. Bak, ölü ve meyit olan haletleri ihya eden, ölü haletleri böyle miskin oturmuşsun ya dersi ya şimdi olur mu ya dersi gitmem lazım falan. Allah Allah devam var tak her şey blok oluyor. Canlı hayatlı ibadetleri çeviren bir ruhtur. Yani ölü haletleri hayatlandırıyor. Canlı ve ruhlu yapan bir ruhtur ruh niyet. Allah amellerinize bakmaz diyor. Niyetlerinize bakar. Ha, bu demek değil ki amel değil. Yani amel mesela diyelim ki adam para veriyor veya namaz kılıyor. Münafık da kılar ya. İşte oraya bakıyor yani. Ya onun için ibadette fiillerin ruhu niyettir. Bak fiillerin ruhu niyettir. Niyetin de ruhu ihlastır. Ve keza niyette öyle bir hasiyet vardır ki, öyle bir hasiyet, yani öyle bir özellik var ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Yani yumurta çekirdek, tavuk yumurta, çekirdek ağaç çekirdek. Birbirine inkılap ettiriyor. Demek niyet bir ruhtur. Son cümle. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyleyse necat, halas ancak ihlas iledir. İşte bu hasiyete binaendir ki az bir zamanda çok ameller husule gelir.
Bu özelliğinizden dolayı 60 sene yaşadın. Hiç üzülme. Doğru yaşa o. Uzun yaşamak şey değil. Uzun yaşamak çınarda var. Kerestelerde yaşıyor. 700 sene çınar yaşamış. Değil mi? Bursa'daki Uludağ'a çıkarken 700 küsür sene mi 900 sene tabelası var. Yaşamış, yaşıyor. 700 sene kereste mi? 1 saat insan mı? Vallahi 1 saat insan değil. Cebrail olmak bile istemem ben. Hissi söylemiyorum. Bir kere illeti şudur. Allah beni böyle yaptı. Allah'ın tercihini tercih etme, sorgulamam. Bir kere itikat bu. Evet. Bakışı bu. Yani Allah ne yaptıysa en doğru yaptı. Diğeri hiç iyi olmaz. Bu doğrudur. Ve ondan sonra mantığı da şudur. Muayyendir. Kalıptır. Benim hele fıtratımda hiç kalıp yok. Yani hürriyeti biraz önce anlattım dersin başında. Hürriyeti o kadar severim yani. Dinlerim adamı. Derste de dinlerim. Yeter ki konuşmak için konuşmasın. Ne diyor? Dur, dinlerim yani. Kesinlikle dinlerim. Onun için ben de dinleniyorum. Dinliyorum sizi çünkü. Hürriyet böyle yani. Allah kayıtlamamış. Az bir zaman yani 60 sene yaşadık kardeşim. Çok yaşamak, az yaşamak değil. Doğru yaşamak. Öyle kelebekler var ki bir gün yaşıyor, bir saat yaşayan deniz balıkları var yani. Doğru yaşamak. Bir anı seyahat ediyor. İşte üçüncü nüktede, üçüncü lemada onu anlatıyor. Allah için bir an muhabbetini celbetmek, Allah'ın bir muhabbetini çekmek, rıza ilahi mazhar olmak, bir an. Onun rızası olmadan senelerceki ömre müracaattır. Hiçbir değeri yok. Allah bir an senden razı oldu mu? Gerisi hikaye. İstersen 900 sene yaşa, istersen 60 sene yaşa. Allah Resulü bak 63 sene, 61 vesaire tercih şey olacağım ilave ediyorum. Ama 2000 sene Adem Aleyhisselam yaşamış. 950 sene Nuh aranızda bulundu diyor. 100 sene de o peygambersiz dönemi olsa 1050 sene. 300-350 sene Davut Aleyhisselam. 63 sene. İyi ki kısa ya. Ne yapacaktık burada ya? O kadar uzun. Ders. Ha? Ders. Ders için varsa var. Hadi bakalım. Burada kapatıyorum ama şu cümleyi de bitireyim. Buna binaendir ki az bir ömürde cennet bütün lezzaiz ve mehasiniyle kazanılır ve niyet ile insan daimi bir şakir olur, şükür sevabını kazanır. Şimdi bunu her temeldir. Bu bize müthiş özgüven kazandırıyor. Kimsin, nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun? İnsan, insan. İnsan neymiş ya? Bak Cebrail olmam dedim ya, illeti vardı, hikmetin de bu. Bak arkadaşlar, şöyle yapayım, kısaca çabuk hareket edeyim diye, konumuz bu değil. Bunun hakkında hiçbir zaman malumat yoktur, olmayacak. O Allah hakkında neler duyduk var ya, onlar bununla hiç alakası yok. Burası meçhul-u mutlak. Allah'ın şuunatı bile bilmiyor. Allah'ın, Kur'an'ın kaynağı olan ilim, subut-i sıfat bile burayı bilmiyor. İlim, Kur'an nereden gelmişti? İlim sıfatından değil mi? İlim, ilim hangi makamdaydı? Yok yani subut-i sıfat. Subut-i sıfat ha. Subut-i sıfat, yani Allah'ın mahiyetinde ilim yok. Kudret yok. Yani aşağısı bir şey yok yani. Onlar hep sıfat. Mesela senin kokun sıfat. Ses sıfat. Yani benden şu anda çıkan hep sıfat. Benim cevherimi göremezsiniz. Ben görmüyorum ki seni göreceğiz. 50 seneden beri uğraşıyorum tanışayım diye. Hala içeri gidiyor. Hala tanışacağım zat hala yok ortada. Göreceğiz ama değil mi abi? Göreceğiz. O gördüğün anda kim işte o? Burada görenler oluyor mu abi? Var çok az. 149 Sike-i Tasdik Gaybiye Geylani, İmam-ı Rabbani, asıl mücedditlerin dışında benim aklımı almıyor.
fenai mutlaka mazar olduğu için diyor, tecelli zata mazar oldu diyor usta orada. Geylani için. Ne demek biliyor musun? Tecelli zat. Ama ya Rabbi ya. Gurur diyoruz. Yani bunun hakkında bilgi yok. Olmayacak. Yani Kur'an'ın dibi dahi burada yok. Böyle bir şey yok. Burada mahiyeti zat diye. Onun için demiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, seni en iyi bilen yine sensin burası. Ondan sonra bunun hakkında malumat var bizde. Verilmiş latifelerimiz menbaa. Latifeler, bunlar görüyorsunuz. İşte Kur'an şuradan gelmiş. Esma-i Hüsna, yani bizim şu anda alimler, mücedidler, müfessirler, Kur'anlar hep bahsettiği şu alem. Şuradan. Şu mouse var ya. Şurası. Esma'dan bahsediliyor. İşte burası görüyorsunuz. Ha, biz burasıydız. Aha, aslımız bu. Bununla tanışmak istiyorum. Uğraşıyorum ama daha adam yok piyasada. Bu Nur Muhammed'i Peygamber aleyhissalatü vesselam da tanıştı. Ahmedi ile Muhammed'in tanışma şeyi. Bu evvelu ma halakallah nuri, her şeyin yaratılmadan önce benim nurum vardı dedi. Şu. Tamam mı? Sen busun. Ben derken bunu kastediyorsun. Diğerleri sana verilen emanet. Gömlek, kalem, gözlük, bilmem ne. Tamam. Bunlar değil. Sonra sana buna, buradasın. Ben olan ben bu. Buna ruh takıldı. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz değil mi? Gözüküyor mu orada ekranlarda? Sorun yok değil mi? Sorun varsa bedel ödettiririm size. Derim ki güzel gösteren cihaz koyun. Onun için sessiz duruyorsunuz da. Hiç sorun yok. Tamam. Güzel, elhamdülillah. Cihazlar bizim Müslümanların elinde manalanır. Bilgisayar bu işlerde kullanılır. Yansıtıcı bu işlerde kullanılır yani hakikaten. Ebediye mal oluyor, sonsuz. Bak ruh burada takılmış, ruh. Sonra ruha akıl takılmış. Aha Cebrail burada. Görüyor musunuz? Cebrail'in makamı bu. Niçin istemem? Niye ineceğim buraya ben buradayken? Şuradayken şuraya niye ineyim? Sen de inmesin değil mi şimdi? Sen orasın, yukarılısın ya. Bir adım daha atamam ya Muhammed. Deyip benim rehberim, cinsim, yani insan nevi onu da geçti değil mi Peygamber aleyhissalatü vesselam? Miraç'ta. Tabi ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rab sana hamdolsun. Şurası arş, kalbimizin kaynağı. Biraz da ufaltayım gözüksün. Tamam. Ondan sonra burası bize buhran, bunalım, panik atak, depresyon, dümdüm, gütkü falan olumsuzlukların kaynağı cehennem. Bast, surur, neşe, sevinç, saadet, müsbet, pozitif ne varsa sebep bu bizden. Şu anda ferahlık kaynağı bu. Onu Cenab-ı Hak ikisini hissettiriyor ki bak, bak ufak bir sıkıntıya dayanamıyorsun, intihar edeyim, onun kafasını kırayım, şunu yapayım. Niye yapıyorsun? Ya bu sıkıntıdan nasıl kurtulayım? Diyor ki Cenab-ı Hak bunlar, bak 70 bin perdeden geçmiş bu hali dayanamıyorsun bu. Ya bu, bunun kaynağı cehenneme nasıl dayanacaksın diyor. Gerçi bizim işimiz değil bu. Şimdi biz cennet bu. Ondan sonra daire ilim burada. Bu tarafa da geçebilirsiniz zannediyorum. Arkadaşlar ikinci niyet şurada. Şu. Mouse'u görüyor musunuz? Ufaltayım şeyi ki nerede olduğunu. Bak şurada. Cennet. İkinci niyet burada. Kalbin içerisinde. Fakat yerini bilmiyor. Birinci niyet dimağda. İki derste anlattık. Birinci niyet dimağda, ikinci niyet kalpte. Birinci niyet ihtiyarla çalışır, ikinci niyet kalbi çalışır, kalpte. Ama kalbi neresi bilmiyor, ama vicdanda değil. Çünkü vücut haricisi yok, vücut ilmisi var. Kafirde ikinci niyet yok, birinci niyet var. Hayvanda birinci niyet var, ikinci niyet yok. Gafil Müslüman'da bir var, ikincisi aktif değil. Peki nedir o? Birinci niyet hazır zamana muhteladır. Mazi ve mustakbelle alakası yoktur. Maziyi düşünemez. Onu anlatmıştık. Şimdi ben şuradaki göstermemdeki gaye
Nerede oturuyorsun? İkinci niyet şurada. Birinci niyet. Görüyor musunuz aşağıda? Nefis, beşeriyet burada takıldı. Burası beşeriyet. Nefis takıldı. Nefis deyince nefs emmare değil. Nefs emmare, levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, natika vesaire. Yani beşeriyet burada takıldı. Bab-ı insaniyet. Yani insaniyet kapısı bu. Buradan gelecek insan. 11. hakikat. Geç arkadaşlar. Burası levh-i mahfe ispat. Geçiyoruz. 18 bin alemlerin yerleri yok yani. O kadar ufak bu makamlara göre. Şimdi sen nerede oturuyorsun? Bak şimdi sen buradasın. Zeytinburnu'nun dershane desin ama şu sensin. Yani bu yuvarlak ne demek biliyor musun? Meculun içinden çıkan. O vardı ya yukarıda asıl ceber. Ha, onunla beslenen adam oradan çıkıyor bakın. Şimdi diğerleri sana takılan her şey emanet. Hiçbirisi senin değil. Mevhumu muhakkak bilme. Aynı darlığını bil. Ve haksız temellük etme. Senin olmayana sahiplenme. Sen ben olan ben dedin o. Diğerleri hepsi emanet. Tamam. Burası sensin. Tamam. Şimdi bu alemlerde sen. Şimdi senin röntgeni. Doktora gittik. Yine yapacaktım ama yapamadım. Şimdi ışıkları söndürecektim. Doktorun işi olacaktı doku. Şimdi gittiniz röntgen. Şah çekiyor ya. Şimdi o alemlerde olan sen. Senin açılımın hali. Bu direkt sen. Alemle alakası yok. Direkt sen. Şu. O hani yuvarlak vardı ya. Ben. Ene bu. Burası kalp. Ruh. Diş tarafı kalp. Kalbin iki ayağı var. Dima ve vicdan. İşte birinci niyet şu mouse. Mouse'u görüyor musunuz? Nerededir? İltizamda bak orada. İkinci niyet bunun bütünlüğünde. Beşeriyet o vardı ya bu sarı. Burası. Bunun etrafında lüme-i şeytaniye. Enaniyet. Enaniyetin bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Enaniyetin mülk tarafı budur. Kainata güzel rüzname olma, takvim olma vesaire. Enaniyetin melekutu enedir. Neyse onlar şeydir. Şimdi bunlar da anlatılmış oldu. Nefis ikiye ayrılır. Maddi nefse emmare, manevi nefse emmare. Geliyoruz bu. Şimdi geliyoruz. Burada niyet niyeti yeri gösterdik. Ne yaptık? Şimdi birinci niyetin ifrat tefritine bakalım. Birinci niyet neredeydi? Dima'da. Arkadaşlar bunları kitap okurken kullanacaksınız. Hayatınızda da öyle. Mesela Serdar diyeyim Deri'de. Deri'de şunu yapayım bunu yapayım. Niyet yaptın. Tamam. Dükkanda karar verdin çıkıyorsun. Ondan sonra ulvi şeyler seni ya olur mu ya ne yapıyorsun ya nasıl yaptın ya ne dedin ya falan. İkincisi bir şey devreye giriyor. İkinci bu niyeti de blok edecek. İkinci bir niyet geliyor. Yani batını. Yani vicdan, kültür, örf, anane. Ondan sonra maneviyat, kulağını öfürüyor, vahiy yani ilham. Ondan sonra dersler, tahtır. Hemen o ikinci niyetle, kalbi ve vicdani niyetle birincisini tak bloke ediyorsun. Birinci niyet dimağa aittir kafada. Soğan kabuğu gibi aşağıdan yukarı gideyim. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam 7. Bunun iltizamında. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizamda. Birinci niyet. Çünkü ilk bununla muhatap oluyor vahiy. Vahiye ilk muhatap bu. Çok önemli bu. Bu. Şimdi bunun tefriti safsatalarla meşgul olur. Safsatalarla meşgul olur. Yani bu niyetin böyle üç modu var. Tefriti, vasatı, ifratı. Şöyle diyeyim. İfratına Türkçesi olarak aşırı mı diyelim? Aşırısı, ortası, negatifi. Yani safsatalarla meşgul olur. Yani neyi o? Tahayyülle beslenir. Hayal. Leylim leylim yaşar. Televizyon videolarla böyle. Sokakta rastlarsın. Bu işte. Adam bu. Hayat bu.
Buraya sıkışmış. Hatta yürüdüğü yerde bile değil. Başka yerde. Buradayken burada değil. Buralı değil yani. Sokakta rastlarsın böyle acayip acayip. Nerede? Burada değil yani kesin. Burada olsaydı bir senin yanından geçiyor, seni görmüyor. Bunlar neyle besleniyor? Odada şey yapmış, videoyu kapatmış, ondan sonra kaymış kafasına. Kraliçe, hanımsa, kızsa, erkekse kral, ömrü diyor falan. Uşakları var, arabalar var falan. Hükmediyor, ooo paralar var. Bir ses geliyor. Oğlum o derse ders geç kalıyorsun veya kızım bulaşık kaldı falan. Ya anne ya. Niye kızıyor? Ya benim çocuk agresif. Agresif değil. Çünkü kraliçe iken bulaşık yıkamaya davet ediyorsun. Oradan oraya nasıl insin? Bir çakıyor işte. Agresiflik o. Yani agresif demek hayal dünyasında yaşayanların realite, gerçek dünyaya irtibat kuramama. Yani iletişim kuramama sorunu demektir. Agresif klinik konuşmalarında öyledir. Ben klinikten bahsetmiyorum. Doktorluk değil bizim işimiz. Böyle bir şeyi de tanımlamayı göremezsiniz. Kendi dünyasında yaşarken realitelerle yüzleşmeye, bu alemlere intibak etmeye, yani bu iken bu, ikide bir gidip gelmeler yaşıyor, yoruluyor. O zaman asabi oluyor, gergin oluyor. Mesela ders dinliyor öğretmeni. Oğlum şey yapsana, ne söyle hemen. Alo velisin, çocuk dikkat eksikliği var. Hiç yok. Yalan söylüyorsun doktor bey. Niye? Dikkat, çok iyi dikkatle seyrediyor. Ama seni seyretmiyor. Buradakini seyrediyor. Hala televizyon video açık. Dün akşam seyretti videoda. Ha? Agresiflik demek ruhun hayal dünyasında, tasavvur dünyasıyla realite arasında gidip gelmede yorulmanın ifadesidir. Kızım okula gideceğim veya bulaşık şey yapacaksın. Allah Allah, kraliçeydi, uşakları var, şimdi bulaşık yıka. Ama bu hayal, hayır, akıl için hayal hayal değil. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız akıl ona öyle inanır. Kendinizi kötü hissediyorsanız kötü düşünüyorsunuz. Akıl böyle bir alettir. Neyi düşünüyorsanız öyle hissettirir size. Değirmen gibidir. Ne koyarsanız öğütür. Eğer değirmene mısır tane atmasanız taş taşı yer. Efendim, bedensel hayattan beslenir. Birinci niyetin tefriti. Vasatı hikmet üzerinde olur. İltizamla ifade edilir. Cüz ihtiyariye aittir. Yani şu mu şu mu, o mu bu mu? Hazır zaman arasındaki tercihleri yapabilme özelliğin arkası niyet. İfratı da bu. Habis ervahlardan besleniyor. İsterseniz bunu anlatmış mıydık daha önce? Anlatmıştıksa bir de geçmeyeceğim. Daha önce anlatmış mıydık? Buna geç, bunu geçmiş miydik? Tamam. Şunu kapatıyorum. Ama madem şey yaptık dur. İfrat yeni gelen arkadaşlar var görüyorum. Birinci niyet buradadır dedik. İkinci niyet buradadır. Bunun ifrat modu da şudur. Ervah habiselerden, vehimlerden beslenir. Tefriti ise tahayyülden beslenir. Hayalden beslenir. Leylim leylim. Yapıyor. Ötekisi ise gergindir. Tasavvur, düşünce mezarlığında bir sürü düşünce çöplüğü var. Bütün arabalar orada. Yani düşünce, kontrolsüz düşünceden beslenir. O niyet. Vasatı ise hikmet üzerinedir. Bu dersler üzerine kurulur. Daha önce malzemesi varsa yani hikmet düşünür. Maslahat düşünür. Şimdi bu kafadaki niyet. Şimdi kalpteki niyet bu kafirde var. Bu Müslüman'da da. Müslüman'da ikisi de var. Kafirde bu yok. Şimdi ikinci niyete geçiyorum. Kafirde olmayan. Tefriti nefs-i emmareye tabidir. Öyle çalışır. İfratı lümme-i şeytaniyeden vesveselerden beslenir. Bu ne yapar biliyor musunuz? Bu tefritle vehimler. Mesela bak şu cümlemiz vardı ya bizim sembol veya alem olmuş bir cümlemiz vardı. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Akıl bir cihazdır, bir alet insanidir, alettir. Bu aletin özelliği şu,
hayalden gelen resim, hayal veya düşünceden gelen mana ile gözden, realiteden, dokunduğun şeyden gelen hiç fark etmiyor. Akıl için ha hayalden gelsin, bu hayal kaynaklı olsun, düşünce kaynaklı olsun fark etmez. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız akıl kendisini öyle hisseder. Akıl neyse hisler de öyledir. Hisler öyleyse kaslar, lifler, duygular da öyle olur. Üşüyorum. Kalp krizi geçiyorum galiba. Bunlar tamamen düşüncenin inanması, düşüncelere inanan aklın beyne verdiği komuttur. Ha? Düşündüğünüz için o. Desen ki hiçbir şey yok. Allah Allah. Değil. Bana şöyle yapıyor. Değil mi abi? Hakikaten yok değil mi? Yok lan. Olsam ben sana şimdi müdahale etmez miyim? Lan senin hiçbir şey yok. Yalan mı söylüyorum? Abi haşa tövbe. Ya, yalan demez. Hiçbir şey yok. Of be abi. Hakikaten bir şey yok. Bir başta gülme. Ne oldu lan biraz önce titremeden? Tefrit mertebesinde. Vehim. Vehim. Varı yok yoku var gösteren acımasız bir latife. Ama niye vermiş Allah? Tefekkür ederken yok olan bir şeyi, şehri hayal, şey, vehimde kuruyorsun, tefekkür ediyorsun. Malzeme depoları. Efendim ifratı ise vesveselerdir. Vesveseden vesvese edersen, ne olur vesveseden vesvese edersen? Doğru olur. Diyor ki bir tanesi, abi ben diyor Allah'tan şüphe ediyorum. E kardeşim hep Allah'tan şüphe ediyorsun ya Allah aşkına. Bir de şüphenden şüphe etsene. Hep vesvese ediyorsun. Bir de vesveseden vesvese etsene ya. Vesveseden vesvese etmiyorsun. E vesvese oluyor. Bir de vesveseden vesvese et ya. Ulan bu vesvese, ulan bu vesvese olmasın. Bitti. Ha Lümeşit'e. Vasatı ise ihlasla kaynaklıdır ve iradeyi aktif eder. Şimdi geçiyoruz şu sayfaya. Hangi sayfaydı? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, sayfa 22 atlamıştım. O sayfa okumadım. Sorabilirsiniz şeyle alakalı. Şimdiye kadarkiler hep mukaddemeydi ha. Zaman saymıyor. Şaka dedim. Evet. Niyetin vücudu haricisi var. Vücudu haricisi, niyetin vücudu ilmisi var. Vücudu haricisi yok olduğu için ikide bir değiştirebilirsin. Hani bazılar diyor ki abi ben ikide bir niyeti değiştiriyorum. Veya şey kararımı. Nedir biliyor musun? Karar. Bak karar anlat. Oku an. Ya çık. Ne tarafa atıyorsun buraya? Değiştiremez misin? Değiştirdin. Pırr bıraktın. O daha değişir mi hedef? Şöyle attım böyle gider. Yok. İkide bir kararını değiştiriyorsan oku yaydan göndermedin demektir. Karar değil de düşüncedir, sen ona değişik isim koydun. Korkma, ikide bir kararsız değilsin. Düşünüyorsun demektir. Ama gönderdin, fiiliyata çıktı. O değiştiremezsin zaten. İkide bir kararımı değiştiriyor. Kararını değiştirmiyorsun. Düşünceni değiştiriyorsun. Onun hakkındaki malzemeleri değiştiriyorsun. Arkadaşlar ikinci niyet ne biliyor musunuz? Vicdaniyattan besleniyor. Örf, anane, aileden aldığın kültür, din. Tevarüsen gelen mazi. Yani din kültüründe, toplumda, ailede. Hani deriz ya evleniyorsunuz ama... Dindar dahi olsa ilk önce o değil. Bütün külliyatta evlenmenin, küfübün ilk önce din diyor. Her tarafta bir yer hariç. Kastamonu'da kaçın sayfa? Duydun buradan Kastamonu dedi. Buradan geldi abi. Öyle mi? Kim o? Evet Kastamonu. 252'de. Peki nereden? Nedir o? Seciye. Her yerde diyaneten diyor. Yani küfür hanımla kız erkek denkliği. Her yerde ilk önce din diyor. Bir yerde seciye diyor. Yani karakter, soy, ahlak, huy.
Çok dindar ama huysuz. Öyle hacı babalar da var da öyle insanlar. Öyle namaz kılıyor ama diyorsun ha diyesin geliyor da demiyorsun ha. Olan namazın makbuldür. Yani kızasın geliyor ya. Geçimsiz. Çiç açı. Geç. Çocukları kovuyor ön saftan. Lan eğer camide gürültü yoksa çocuk o zaman neslimiz bitmiş demektir. Geç erkeğe geç. Niye geçsin kardeşim? Sen önce gelseydin. Böylelikle imamlık yaptım camilerde. Çok ihtiyarlar bende küsmüş. Vazife yapana kadar camiye gelmeyenleri biliyorum. Niye gönderiyorsun hacı baba onu? Ya çocuk. Buluçana gelmiş. Diğerleri. Diyorum sen senden önce gelmiş. Kenarda dursun. İlle imamın arkasına almasın. Nereden biliyorsun onun yüzü sürmetin bizim namazımızda kabul olmayacak? Risale-i Nur'un ilk talebeleri kim? Muhatabı kim? İlk muhatap? Çocuklar. İkincisi? Kim? Yaşlı hanımlar. Bakayım sizin yeriniz var mı? Bak birinci muhatap çocuklar. İkincisi? Yaşlı hanımlar. Aleyküm bi dini acayiz. Üçüncüsü? Musibetse de ve yaşlılar. Dördüyü saydım. Emir Dağ 1.41. İlk muhatap. Peki. Niyetin niye vücudu haricisi yok? Niye vücudu? İkide bir değiştiresiniz diye. Bak arkadaşlar ikinci niyet var ya. Allah'ın size özel koyduğu istetle lastik gibidir. Patlarsa onu kullanırsın diye. Kafirde bu yok. Yani karar verdin şey yaptın akşam geldin. Ya olmaz ya adama yaptık ama. Doğru yaptık ama doğru yaptın. Yanlış yapmadın. Dine uydun. Ama vicdanın diyor ki adam değişir ya gariban adam ya vesaire. Öyle yapmasaydın. Neyle değişti? Bu. İşte gavurda o yok. Şu son gidişimde almaya ekmek alacağız fırından. Saat kaçta kadar şey dedi. 6'ya mı ne? 6'ya mübala etmiyorum. Almancılar bilir burada. 3 dakika mı ne var fırının açılması. İçeride oturuyor. Biz de kar yağdırılıyor. Üşüyoruz. 3 dakika var diye açmıyor kapıyı. 2 dakika var açmıyor. Osburg'da ya. 1 dakika tam geldi. Ama öyle bir şey ki 3 dakika kaldı işi terk etmez. İşi ya 3 dakika ile hayır. Tam gelir saat ondan sonra kapatır. Niyetin vücudusu var. Evet dedik. Oraya bakın. Vücud haricisi olmuş olsaydı bir niyet ettin bir daha onu değiştiremezdin. Başka? Niyeti halisinin kerametleri vardır. Halis niyetin olursa Allah sana ikramlar eder. Başka? Kişinin simasına yansıyarak simada kişinin niyetini gösterir. Görürsünüz. Nasıl olur? Mesela adamın simasına baktığınız zaman al şeyi. Adamın simasına baktığın zaman simahum fi vucuhihim min eseris sucudu. Ne yaptı? Ne oldu? Hepsi simasına. Elsinetikum ve elbanikum. Lisanlar ve simalarınız. Sizin kimliğinizdir, kişiliğinizdir. 167 galiba. Yeni öğrendiğim bir şey. Yeni 30 sene sonra öğrendiğim bir şey söyleyeceğim size. Fettahiyet isminde geçiyor. 167 zannediyorum şu alarda. Şöyle geçiyor. Simalar kişinin şahsiyeti olduğunu 30 sene sonra öğrendim. Şahsiyeti timsalidir diyor siması. Yeni öğrendim. Sima sadece görünen değil değil mi? Yok. Simadan kasıt sima nedir diye. 147 Emir Dağ 1'de şöyle diyor. Simadan kasıt sirettir, ahlaktır, fıtrattır mı diyor. Yani onun bütünlüğünü dişe vuruşu. Onun için simaya bakarsın domuz mu, yılan mı, zina ile mi, zekat veriyor mu, namaz kılıyor mu. 5 vaktin 4'ünü kılsın, sabaha kılmasın suratında o meymenet olmaz. 4 namazın nuraniyeti sabah namazının nuraniyetine yetişemiyor. Hemen ele veriyor. Bu domuz mu, çakal mı, namussuz mu, Müslüman mı, dindar mı? Gözüküyor.
Hatta git Almanya'ya. Bu Pakistanlı, bu Türk. Gel İstanbul'a. Bu Diyarbakırlı. Gel Diyarbakır'a falan ilçeli. Falan ilçeye git. Falan köylü bu ya. O köye git. Falan kabilede. O kabileye git. Falan canın çocuğu. Değil mi? Gözüküyor ya. Acayip bir şey. Her şey kişiliktir. Vuruyor dışarıya. Veya bir tanesi söylüyor. Şu adama bak ya. Surata bak, göze bak ya. En gerek ilanı gibi adamı sokuyor. Demiyor musun? Veya bakıyorsun ulan ne nurani bir adam ya. Metroya bindiğiniz zaman bir tane söyle diyor. Ya diyor sanki hayvanat bahçesine bindim diyor. Fark etmiyor musun böyle? Diyorlar. Ayakkabı çalması. Evet. Vallahi acayip bir şey ya. Abi şey, ecnebiler de acayip bir şey. Vallahi seyrediyorsun ya. Köpeği sahibine, sahibi köpeğe benzemiş hariç. Çünkü köpek değişmez. Çünkü imtihana tabi değil. Ben eskide merak ederdim. Hepiniz biliyorsunuz. Köpek dolaştıranlara bakın Avrupa'da. Köpeği sahibine, sahibi köpeğe benzer. Merak ederdim. Acaba sahibi mi köpeğe benzedi, köpek mi sahibe benzedi? Hangisi sabit? Baktım ki köpek sabit. Köpek değişemez. Günahla sebabı olmadığı için. Meğer sahibi köpeğe benzemiş suratı. Köpeği taşıyanlara bakın. Aynı köpeğe şey, sahibi ona benziyor. Abi bizim köyde bir adam vardı. Köy sırrının içerisinde hangisi hangi adamı biliyordu. Allah Allah. Yemin ediyor. Bu adamındır diyordu. %90 isabetle biliyordu. Yani sığıra bakıyordu bütün sürünün içinde. Bu felancanın sığırıdır. Bilmeden o sığırın bize çocukken çok şaşırıyor. Ne biliyor musun? Bilmeden söylüyor. Kişi, hani mal sahibine benzer var ya, sirayet var, sirayet. Osmanlı'nın yaptığı cami taştır. Cumhuriyet döneminde yapılan cami de taştır. İkisi de taştır. Niye oraya girince de oraya girince farklı duygu hissediyorsun? Ne var? O da taş. O da taş. Niye burası da taş? Niye farklı? Benim siman da et. Senin siman da onun da niçin farklı? Nereye vereceksin bunu? Et diye. Risale-i Nur'da kitap. Başka dinden bahseden kitaplar da kitap. Ya. Ama öyle bir sirayet var ki üstadın müceddidlik sirayeti külliyatın içinde. Sirayet etmiş ya, sirayet. Sirayet dersini dinlersiniz. Devam edeyim çünkü bugün bitirmek istiyorum bu şeyi. Bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas denilir. Bir şeyin nesline bakan yönüne niyet denilir. Yani niyetin tek yönlüdür. Geleceğe bakar. Maziye yönü yoktur. Anlıyor musunuz? Yani geleceği niyet edersin. Çünkü önceki derslerde söyledim. Mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi olan niyet. Niyet bir çekirdektir. Ağacın hulasası, meyve, meyvenin içinde çekirdek. Ağacın hulasası, o meyvenin içindeki çekirdek de gelecek bahardaki bir ağacın mukaddemesi. Niyet yöne ön taraftır. Gelecektir. Mazisi yok. İhlas ise yaslandığı koltuk. Bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas, ileriye nesline bakan yönüne niyet denilir. Niyet noktayı istimdattır. Yani ahirete imanla yönlenir, olgunlaşır, aktif olur. Yani mesela bir insanda niyet niye böyle bir böyle oynak? Olur. Bu niyeti hareketlendiren ahirete imandır. Ahirete iman nasıl olursa niyetin o tipten olur. Bir insan tevhidi mevzularla ne kadar haşır neşir olursa ihlası o kadar kuvvetli olur. Allah'ı ne kadar tanırsa. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Niye taassup yapıyoruz? Biz Allah'ı tanımıyoruz. Niye onu bunu sorgulup yargılıyoruz? Anlıyor musun? Bir insan enfusi tefekkürle Allah'ı ne kadar tanırsa tefekkürle o kadar ihlaslı olur. Kendisiyle meşgul olmayı bilir. Allah'ın kulları olduğunu bilir. İnsanda ne kadar imani bir ahiret hakim olursa niyeti o tipten olur. İşte ne diyor bak burada bir şeyin aslına bakan yönüne ihlas, bir şeyin nesline bakan yönüne niyet denilir. Yani seni Allah'a
Allah'a bakan yönüne, yönün hayatında ortaya çıkaran bir niyettir. 46. Niyetin içerisinde niyet neyi tazamun ediyor? Kast, iradeyi, azim, meşiyet tazamun ediyor. Ne demek? Biraz okuyayım şunu. Suyun akması niyetinden değil, meylindendir. İnsanın fiilleri böyle akıp görünmez. İnsanın fiilleri meylinden değil, niyetindendir. Eğer bir mahluk şey yoksa, imtihana tabi değilsen, meylindendir. Eğer şuurluysa, imtihana tabi ise, niyetinden akar. Niyet dahili olursa, niyet mesela fiili yaptık, enfusu olursa o fiilin ruhu olur. Topraktan çıkan canlı olsun, topraktan, gübreden çıkanlar canlı olsun, fakat ruhtan çıkan ruhsuz olsun, imkanı var mıdır? Yani topraktan çıkan, tamam, topraktan çıkanlar canlı olacak gübreden, fakat insanın ruhundan, dimağından çıkan şeyler ruhsuz, akılsız olacak. Cansız olacak. Olur mu? İkinci niyet kalpte, mahiyete bakar. Birinci niyet dimağa ve hakikate bakar. Fiillerini, sözlerini Allah'la izah ve yorumlayana ruh olur. Yani diyoruz ki, kardeşim bak, bunu niye söyledin? Sen bunu niye yaptın? Çünkü Allah diyor ki, derse o işin içerisinde ihlas var. Eğer fiillerini, sözlerini, sen bunu niye söyledin? Niye yaptın kardeşim? Ahiret var kardeşim. Ahiret var ya. Eğer ahiretle izah ederse niyetini gösterir. Eğer Allah ile izah ederse ihlasını gösterir. Çok korkunç fark var. Nedir o? Bir tanesine nokta istinat, bir tanesine nokta istimdat. Nokta istinat hangisine denilmiş oldu otomatik? Allah'a bakan ve ihlas. Çok güzel. Ama buradaki temeyyubat suyun meyli gibi değil mi? Evet. Suyun meyli gibi ama böyle insan su gibi akmaz. Zaten daha önceki derste konuşmuştuk. Eğer bir şeyin meyli yoksa, fıtratında böyle teklif yoksa, o Cenab-ı Hak müdahale ediyor şeyine. Hayatına. Mesela ağacın niyeti yok. Onun programı niyetidir. Bizzat şuurlu bir niyeti yoksa Allah'ın direkt müdahalesidir ki mesela ağaçların, çocukların, bebelerin, delilerin, hayvanların amellerinde noksanlık yok, mükemmel olur. Riya olmaz. Unutmayın. Fiilde riya olur, niyette riya olmaz. Herkes bilir. Yani size bir müjde söylemiştim. Münafık, şuursuz münafık olmaz. Münafık kendisini münafık olduğunu bilir. Münafıklık yaptığını bilir. Kafir, kafir olduğunu bilir. Çünkü kafir hücum eder, karşıdadır, karşıttır. Münafık ise içimizdedir ve bilerek bozar. Ehli kitaptandır. Onun için senin münafık olduğundan hiç endişe, acaba münafık mıyım değil miyim, endişe etme. Niye? Münafık olmadığına delil sensin. Münafık değilsin. Çünkü niye? Münafık şuurludur. Şuurla yapar bunu. Ben çok gördüm mesela buraya eskide 2002'den önce, 2000'den istihbarat için geliyordu. Birkaç ay geldikten sonra dedi, gündüz geldi hocam dedi. Ben seni takip etmek için geldim dedi. Fakat dersleri dinledim, Nurcu oldum. Nurcu olduğumu anladılar. Beni Elazığ'a sürüyorlar diye. Çünkü niçin söyledim? Onu bilmiyor muydun için geldim? Hocam bunun için gelmiştim dedi. Ama aklım gitti dedi ya. Bunlar hep ben miyim dedi ya. Ben neyi takip ediyorum? Sen beni takip ediyorsun. Beni anlatıyorsun. Ben de seni takip ediyorum. İyi ki buraya geldin dedi. Bir tanesi dedi ki hocam ben bunun için geldim dedi. Ne yapayım? Aman aman şifreyi bozma. Dedi ki ya ben dedi ifade edeyim de dedi. Benden sonra bir başkası gelsin. O da istifade etsin dedi. Neler yaşamışım yani. Ben düşündüm ki zarar vermesin başkası. Ama dedi bir başkası gelirse o da istifade eder dedi. Bir tanesini de söyleyeyim. Hocam dedi çektiğim her dersleri, tevhid dersini aileme götürüyorum. Ondan sonra ötekisine servis yapıyorum.
tevhid ve haşir derslerini eve götürüyor. Elhamdülillah. Bilerek yapıyorduğu için örnek verdim. Efendim abim. Niyet temeyyülatımızı oluşturuyor mu? Niyet temeyyülatımızı oluşturur. Niyetlerimiz meyillerimiz. Tabii tabii. Çünkü meyil dişe vuruş ya. Temeyyülat daha vücud harici oluyor o zaman değil mi? Temeyyülat vücud haricisi var. Niyetin vücud haricisi yok. Yani niyetin vücud hariciye bürünmüş haline mi? Yani mesela diyelim ki kalpte ait bir niyet var. O vicdan etkiliyor. Vicdan dima etkiliyor. Dima iltizamı etkiliyor. Ondan sonra insanda hissiyat bir şeye meyleder. Yani vicdan ve dima bütünlüğünden meyil olur. Yani akma olur. Mesela bir misal söyleyeyim. Şahsi manevi her cemaatin Kadiri Tarikatı Nakşi olur vesaire, İsmail Ağa'nın olur, Nurcuları, Süleymancılar. Hepsinin bir şahsi manevisi var. Ben bizden bahsediyorum. Nurcuların şahsi manevisi var. Dimandan çıkan bütün frekanslar yani enerjiler. Bunlar akılsız olamaz. Aklın sıfatı mesela balın balık kokusu. Balıksız düşünebilir misiniz? Veya balık pişireceksiniz koku yok. Veya balık kokusu var balık yok. Nasıl ki balık kokusu balık cinsindendir. Sigara kokusu sigara cinsinden. Şimdi dimağda misal veriyorum. Dimağın da böyle sıfatı dalgalanıyor. Koy bütün nurcuların kafalarından tefekküründen çıkan o şeyler enerjileri koy tencereye. Kalbinden, vicdanından, hissinden, hafinden, ahvasından vesaire ruhundan çıkanları da koy. Karıştır, karıştır, karıştır. Bütün nurcuların bu dimalardan, kalple, vicdanlardan çıkan o bütünlüğün adı şahsı manevidir ve realitesi vardır. Mahluktur, vücud haricisi var. Ne yapacak sana bak. Burayı anlatmak için anlatmadım. Bu kalbinize meylettirir, kalbinize meylettirir, aklınıza fikir verir. Kalbinize meylettirir, eyleme dönüşürsünüz. Sonra diyorsun ki ben derse geldim, ben yaptım, ben verdim. Oysa arkanda düğmenize bastılar. Anlıyor musun? Düğmenize bastılar, haberin yok. Mesela sigara istiyorum. Sigara sen istemiyorsun. Sol kullandığın birisi özür dilerim, affınıza sığınırım. Allah Resulü hadisiyle kulağımıza şeytan işidi. O sigaradan çıkan duman kimin gıdası ise o istiyor. Sen istemiyorsun. Karıştırma kendini onunla. Arkadaşlar, burası değil. Tenteneli perdedir. Ne olur? Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Şansımız yok. Sünnet-i seniyye. Doğru yere gidin. Doğru insanlarla. Doğru iş yap. Bak sizden bir şey istemiyorum Allah için. Para istemiyorum, şart yok. Doğru yere gidin, doğru insanlarla, doğru şey yap. Yapmayın. Yapmayın. Bu kalem ne kadar realite ise, onlar da o kadar realitedir. Sakın hayali hayal zannetmeyin. Senin vücudun kadar, varlığın kadar kesindir şeytanın vücudu. Ama atom cinsinden değil vücudu. Vücutta organlara müdahale edebiliyorlar erva habiseler. Oraları bozmaya. Anlıyor musun? Neyse. Bilin yani. Yapmayın. Doğru yaşarsanız, doğru yerdeyseniz, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru iş yaparsanız asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. İsteseniz bile. Buradaki kokuyu teneffüs edeceksin. Buradasın çünkü. İstemiyorsan çıkacaksın. Yani aynı bunun gibi doğru iş yaparken, doğru yerde, doğru insanlarla doğruyu teneffüs edeceksin. Tamam. Peki. Sizi çok seviyorum. Sevdiğim için benim için ilim değil artık bunlar. Realitedir. Size anlatıyorum ama tabii ki hem ben şahidim hem de fiziksel boyutta da realiteler. Muhatap olmayın televizyonlara. Bak Fikret Hocam bir şey seçiyor sana. Fikret Hocam. He abi. Yutamayana ne tavsiye etmiştiniz abi? Yani, o işte. Yok onu söyler misin? Yutamayana mı? Evet tavsiye. Tavsiye. Röntgeni çektiniz. Nasıl gördünüz? Yutamayana, şikayet olana niye önerdiniz? Onu. Evet. Onu söyleyeyim.
Allah Resulü demiş ki, zeytinyağını yiyin, için sürünün. Sofrasından sirke eksik etmezdi. Şimdi, kardeşim, sen 7 ayet-i kürsi, 7 Fatiha ne biliyorsun? Sirkeye, tabak sirke ve zeytinyağı. Okuyorsun, ekmek batır ye, sirkeyi batır ye. Durabiliyorsa ben de asan değilim. Durabiliyorsa dursun. Ama kardeşim o gitti. Gene televizyona muhatap olursan televizyonlara yükleniliyor diyorum. Anlamıyor musunuz? Her dizide var diyorum. Anlamıyor musunuz? Ona delil şu. Diziyi kapattın. Oturdun. Of be. Ne güzel hissediyorum kendimi ya. Seyretmeden önce, seyrettikten sonra haletin aynı mı? Değişim. Hele haberlerde hiç şansım yok. En çok haberleri yükleniyor. Çünkü geneldir haber. Ya adım gibi biliyorum ya. Adamlar ki nerede oturuyorlar. Realite ya. Ben size vehim yaparsanız diye göstermiyorum. Evet aynı yapmayın. Ha, ne yapacaksın? Zeytinyağını al sürün kardeş. Sürün. Ondan sonra ustad ne demiş? Hizbul Kur'an var. Bak ustad. 6666 tane ayet var Kur'an'da. Dima, kalp, vicdan, ruhu inşa edip ihya eden. İnşa edip ihya eden 1000 tane ayetleri toplamış Kur'an'da. Kimsenin kucağına düşmezsin. O 1000 tane ayetlerin toplandığı kitaba Hizbul Kur'an deniliyor. Her gün 2-3 sayfa oku kardeş. Okumak tembellik yapıyorsan şirkete gir. Nur dersine gir. Ömer kardeş veriyor. Sıra. Yani bir şirket. Ya olmaz arkadaş. Olmaz. Muhatap olma. Bak ben yerimde duramıyorum. Muhatap olmuyorum. Olmuyorum arkadaş. Haberleri dinlemiyorum. Onu okumaya da sıkıntısı var diye gelmesin. Tabii. Tamam. Çaresi o. Zeytinyağı. Ben ona Hizbul Kur'an. Bir. İki. Akşam namazı ile gece 12'si arası. Bu teneffüste sayılıyor ya. Derste sayılıyor. Tedavi çünkü. Akşam namazı ile gece 12'si arası. 10 dakikayı sen seç. Hangi zaman istiyorsan. Yatak odanda Asay Musay oku. Sesli. En az 10 dakika. Sebebi 744-746 şualarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Efendim mecazdır. Mecazsa okunma. Ama Musa Aleyhisselam'ın asası ne yapıyorduysa Firavun'un o sihirbazlarını Asay Musa boşuna denmemiş. Aynısını yapıyor. Allah kahretsin beni böyle inanmıyorsam. Aynı böyle yapıyor. Yatak odanızda veya evde ya nerede sıkıntı oluyor? Ama daha çok orada. Akşam namazıyla gece 12'si arasında. Asay Musa'yı sesli oku. Hizbul Kur'an'ını oku. Tamam mı? Televizyondan, internette, cep telefonuna muhatap olma. Haftada bir gün derse git. Namazını vaktinde kıl ve akabinde tesbihatı yap. Da ne olacak ki sana ya? Duramazsın ya kardeşim. Duramayanlar bunun için duramıyor. Özellikleri yok. Özellikleri mukayet biraz. Tamam mı? Neyse konumuz. Bunu sade tarih yapıyoruz. Yani zeytinyağını sürüneceksin. Sirkeni de şey yapacaksın. Hizbul Kur'an'ını okuyacaksın. Eleddalin amin ya. Namazı tesbihatını yap. Adam gibi dersleri de git. Gelmesen bunu nereden duyacaktın? Kıvranıp duracaksın. Bak derse geldin. Kötü mü oldu? Derse git işte. Allah bilir gelecek hafta ne duyacaksın? Şimdiden söyleyeyim. Gelecek hafta burada bir başkasını göreceksin. Ama yanında olacağım ben. Ben yanımda olacağım. O yapacak dersi. Çok ilginç. Adı da program. Program yapacak ve takdim edecek. Haritalı çok ilginç olduğu için buraya getireceğim. Ben yana oturacağım. Ondan sonraki inşallah ben şey iksir yapacağım. Haftayı kaçırmamaya çalışın. İnsan fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar. Rütbe-i Şami 77. Niyette öyle bir hasiyet vardır ki seyyat-ı hasenata ve hasenatı seyyata tahvil eder. Demek niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Amellerin kaynağı irade, bunu aktif eden niyet, bunu da ihlas. Ben duymuyorum merak etme. Bu kadar söylediğimde anlamıyorsan tamam. Seninkisi çalsın. Sana serbest. Doktor dedi ki, ne yerse yesin.
Bizde Laz'larda bir şey var. Boyuk anayı demiş, eve götürün. O zaman niyetin yeri kalptir. Fiillerin kaynağı iradedir. Bu da vicdandadır. İhlasın yeri ise ruhtur. Niyet, yani kalpte olan niyet, maye, iradeye, vicdana, mahiyete. Niyetin ikinci ikiz çocuğu, iksir, iltizama, dima, hakikata. Bu da sır ihlas. İkisinin cemine sır ihlas denilir. Yani dimadaki niyetle kalpteki niyet cem olursa sır ihlas. Maddeleri aynı olan karbonu bir bağla bağlarsanız kömür olur. Başka bir bağla bağlarsanız elmas olur. Kimyacılar bilir. İyonik bağ, metal bağ, kovalent bağ diye. Karbonu hangi bağla kimyasal unuttum onu bir bağ var. Kömürü elmas yapar. Başka bir bağla yaparsa kömür olur. Ama ikisi de temel maddesi karbondur. Niyet... Bağlanırsam cehenneme kömür, imanla bağlanırsa aslında evet, elmas mı? Elmas olur. Bunun kavşağı da niyettir. Yani kömür mü, elmas mı? Kapsız niyet olmadığı gibi akılsız niyet dahi yoktur. Şimdi burası çok önemli bir yer. Bunu tamam. Bunu iyi şey yapın, güzel görün. Külliyattan direkt şey yapılmış. Kur'an'ı dinlersen hüsnü niyet sahibi olursun. Büyük bir ihsana sahip olursun. Kur'an'ın hükmüne tabi olursan hüsnü zana sahip olursun. Eğer hüsnü zanın yoksa Kur'an'ın hükmüne tabi değilsin demektir. Büyük bir saadete sahip olursun otomatik olarak. Kur'an'a yapışırsan hüsnü haslet sahibi olursun. Bu da sana hayatında parlak bir fazilete sahip olursun. Eğer Kur'an'ın ahkamıyla amel edersen hüsnü fikir sahibi olursun. Bu da sana hayatında parlak bir feyze sahip olursun. Yani Kur'an'ı dinlersen hüsnü niyet sahibi olursun. Kur'an'ın hükmüne tabi olursan hüsnü zan sahibi olursun. Kur'an'a yapışırsan hüsnü haslet sahibi olursun. Kur'an'ın ahkamıyla amel edersen hüsnü fikir sahibi olursun. Bunların hayattaki yansımaları da şu karşıtı. Arkadaşlar yani hakikaten haritalı bu kadar olur. Yani mesela Kur'an'ı kim, mesela adam suizan ediyor. Ona bunu çekiştir, ona şu var ya falan. Şu adamlar taassuptur, şudur. Suizan ediyor. O adam adam değildir ya, boş ver onu şey yapmayın. Veya bana böyle baktı, böyle baktığına göre niyeti de böyle. Veya ona hanım falan, sen bana bir aldatıyorsan. Niye böyle suizan ediyor? Sebebi Kur'an'ın hükmüne tabi değil. Allah Kur'an'da diyor ki, zanların küçüğünden de kaçının diyor. Görüp bak. Mesela diyelim ki adamın niyeti bozuk. Çünkü Kur'an'ı dinlemiyor. Bak buradan söylüyorum. Adam hasleti, tiniyeti bozuk. Ya çekirdeği bozuk. Çünkü Kur'an'a yapışmamış. Adam fikri çok bozuk. Çünkü Kur'an'ın ahkamıyla amel yapmıyor. Görüyorsunuz değil mi şeyi? Peki amel beden ile ruh arasındaki bağ şeklinden haber verir. Niyet ise ruh ile Allah arasındaki bağın kalitesinden haber verir. Biri nokta istinat, diğeri ise nokta istimdattır. Bir tanesi nokta istimdat, diğeri ise nokta istinattır. Bunu okumuştuk uydu misalini. 54'e geçiyorum. 24 yani. Geleceğin niyetleri olur. Geçmişin niyeti olmaz yani. Geleceğin en güzel delillerinden de birisi de niyettir. Gelecek yoksa neyin niyetini yapıyorsunuz? Hani kaderciler, kader elimi kolumu bağladı diyenler var. O zaman senin hiç niyetin yok. Geleceğin planını yapmıyorsun. Niye? Kader ne yapsa onu yapacak. Hayır. Madem geleceğin planını yapıyorsan o zaman geleceği niyetinle aralamışsın demektir. Niyetinle geçmişi anda, anı geçmişte yaşayabilirsin. Niyetin böyle bir özelliği var. Mesela niyetimle taşındım. Ooo şehri koydum, fabrikaları yaptım onu. Hayal değil ya, niyetimle yapıyorum. Niyet, öyle bir niyet ettim ki sana, böyle bir niyetim var. Hediye aldım, sana vereceğim bir dakika, öyle bir şey yok ama da. Ama gene öyle şey yapayım. Şimdi niyet ettim, sana bir şey vereceğim. Sen haberin yok.
ben o zaten vereceğim niyetten beri o duyguları yaşıyorum. Ama verirken gelecektir. Bir saat sonra vereceğim. Ama niyet ettim, aldım, ben o duyguyu şimdiden beri yaşıyorum. Hani geleceği şimdi yaşamak veya anı geleceğe taşımak. Mesela ağacın çekirdeği niye var? Geleceği kastetmiş. Geleceği kastetmeyen ağaca çekirdeği koyamaz. Geleceğin en güzel delili çekirdektir. Niyetler de geleceğin çekirdeğidir. Abi o zaman hediye zaten insanlara mutlu edilmek için veriliyor. O hediyeyi verirken tabii sürpriz olduğu için o arada mutluluk mu araya? Daha bir kere vermeden niyet ettin ya vereceğim. Onun haberi yok. Ben onun lezzeti yaşamaya başladım zaten. Yani ona vermem gelecektir. Bir gün sonra vereceğim. Yani bizdeki o mutluluğu mu ona vermek? Evet. Evet, evet. Onun mutluluğunu oynatıyorum. Onda mutluluk var. Bendeki mutlulukla onun mutluluk çekirdeğini aktif ediyorum, o da mutlu oluyor. Hani çekirdekte ağacın hepsi yok mu? Var değil mi? İnsan kainatı, şeceri hilkatın çekirdeği değil midir? Evet, biz ilim yaparak ilmimizin çekirdeğini aktif ediyoruz. Yoksa dışarıdan bir şey almıyoruz. Zaten batınımızda var, onu inkişaf ettiriyoruz. Bir yerde söyledim, ortalık karıştı. Yani zahir ilme göre ilim alıyorsun. Batın ilme göre ilim almıyorsun. Aldıklarınla dahili uyandırıyorsun. Sen çekirdekte meyve yok mu? Tadı, kokusu, dalı, budağı, yaprağı yok mu? Dışarıdan güneş, hava, toprak, suyla batını uyandırıyor. Almıyor ki, uyandırıyor. Yani ek bir şey yapılmıyor programa. Biz kainatın çekirdeği değil miyiz? Kainatta her şey yok mu bizde? Bizde zaten var. Ama bir kuvve var, çekirdek olarak var. Dışarıdaki ilim, eylem, davranışlar, sözler vesaireler bizim batınımızdakini aktif ediyor, uyandırıyor. O zaman dışarıdakilerle uyandırılıyor. Ondan diyorum zaten, mutluluk dışarıda yoktur. Mutluluk satılmaz. Mutluluk batını uyandırmaktır. Kendinle tanışmaktır. Kendinden kaçmamaktır. Kendini örtmemektir. Kendinle yüzleşmektir. Enfüse dönmektir. Ne derlerdi yaşamamaktır. Mutluluk acayip bir şey ya. Bak, mutluluğunuzu bloke edilmiş. Mafyalar şey yaparlar ya böyle, şey alırlar. Rehin alırlar. Bak, bu rehini öldürmekse para ver. Mesela hani böyle rehin. Aynen bunun gibi o dersi yapacağım Allah nasip ederse. Ama yeni daha olgunlaştıramadım. Helikopter gibiyim. Bu şey, psikoloji bir ders var, acayip bir şey. Rehin alınmış duygular, akıllar, hisler ve latife. Rehin. Diyor ki şeytan, bak bir tanesini söyleyeyim doktorumla alakalı. Bak şu maçı seyretmezsen, tamam mı? Ben şu anda kalp krizi düşüncen rehin bende. Aktif ederim ha. Aktif ederim ha, rehin. Gösteriyor. Tamam. Aktif ederim ha. Bak kalp krizi. Kötü hissediyorum. Bak aktif ederim ha. Duygular, hisler, rehin alınmış. Onunla şey yapacağım. Onun etrafını kasacağım Allah'ın izniyle. Rehin edilmiş akıllar var. Bunu yaparsan yoksa böyle yaparım. Peki onun rehineyi nasıl kurtaracaksın? Güzel bir operasyon gerekiyor. O operasyon ilimdir, ilim meclisleridir. Operasyon yaptı mı çakı veriyorsun değil mi doktorum? Alıyorsun, hem de öyle bir şey taviz de vermiyorsun, adamı da kurtarıyorsun. Allah ile işbirliği yaparak operasyon yapıyorsun. İşin başında Allah var. Evet, başkomutan da Resulullah. Manga komutanı ustad. Silahlarımız Risale. Ondan sonra sünnet-i seniye miferler falan. Tahsunga. Dur hocam, hepimiz şimdi gazetek edeceğiz. Elhamdülillah ya. Ya rehin alınmış duygular ya. Rehin alınmış hisler. Rehin alınmış akıllar. Rehin ya. Yani çıldıracağım ya. Kafasını koparacağım onu şeytanın ya. Nasıl alır lan beni? Panik atan altı. Panik atan temeli he? Büyük terör ya. Büyük terör, terörist. Aferin lan. Adın ne senin? Zafer. Bak o güzel ismin bak. Büyük terörist dedi şeytan için. Aferin lan. Doğru dedi namussuzlar. Bugün ha? Canlı, seni canlı tutup geleceği hazırlayandır niyet.
Bak dedik ya gelecek hafta ne yapacaktık? Program. Program. Bak canlandık değil mi? Ha bak bizi gelecekteki şey bak bugünü canlı yaptı program. Ve yanında oturacağım Allah nasip ederse. Bak burada oturacak. O yapacak. Onun sahası. Ve vakıf değil ha. Sizin gibi çalışmış. Burada mıdır? Yok yok abi. İzine gitmiş. İhtiyar. Çarşamba derste yapılan ders yapılacak. Sesli ders. Sesli. Evet ama onun görseli olacak. İhtiyar hazır olanlar arasında tercih mekanizmasıdır. İrade ise üç zaman içine alan sıfattır. Onu çok anlattığımız için giriyor. Yani cüz ihtiyarla irade arasındaki farkı çok anlattım. Karşı tarafa sinyal gönderip etkileyen olduğu gibi karşıdan gelen sinyallere cevap verip etkilenendir. Yani niyetimle karşı etkilediğim gibi karşıdan da etkilenebiliyor. 58. Şimdiki zamanı sıkıntılardan, tahacumatlardan seni çekip çıkarandır niyet. Niyet başka? Namaz ampule benzer. Niyet elektrik düğmesine benzer. 9. söz. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. 61. Niyetin vücut haricisi olmuş olsaydı daha değiştiremezdin. O zaman niyetin vücut ilmisi var, vücut haricisi yoktur çünkü değiştirebiliyorsun. 62. Manyet eşya daire ilme bakıyor. Hakikat eşya daire hayata, hayat diyecektik. Haya dedi. Hayata bakıyor. Onu da daha önce bir şey göstermiştim şema. Şeyi ilk derse başlamadan önce. Şimdi atla kardeş. Gelecek zamanı hazırda yaşatandır niyetlerimiz. Seni geleceğe taşıdığında niyetin şu andaki elemlerine, sıkıntılarına tahammül gücünü veriyor. Aynı zamanda, cümlem düşük olabilir, manayı takip edin. Aynı zamanda şimdiki zaman ve mekanımızın tanziminin şekline vesile oluyor niyetimiz. Mahiyeti eşya, daire ilme, hakikat eşya, daire hayata bakıyor. Başka? Kainatın varlığın vücudu ilimlerinin bir nümunesi bizde niyetimizde kuvvet derecesine göre onların hakikatlerini değiştirme yetkisi sana verilmiş. Yani çekirdeklere genetiğini değiştiriyorsun ya eşyanın genetiğini de niyetlerimizle değiştiriyoruz. Yani çekirdeği değiştirdiğimiz gibi niyetlerimizle eşyanın genetiğini değiştiriyoruz. Yani bak. Evet, çalıştım, ter dökerek kazandım pirinci. Çaldım, aldım pirinci, çocuğa yedirdim. Çocuk bozuk oluyor, güzel oluyor. Çünkü niyetlerimiz pirinç aynı. Osmanlı'nın camisindeki taş da, Cumhuriyet döneminde yapılan caminin taşı da aynı. Yani oraya yüklenen, sirayet eden, Resulullah'ın da kaza var aleyhissalatü vesselam. Hırkayı şerifi benim de var, senin de var, farklı. Yani oraya yükleniyor. Ne yapıyor? Onun genetiğini değiştiriyorsun. Genetiği anlatmıştım bir de. Şöyle diyeyim. Çoğunuz %90'ınız mektep okumuştur. 99. Atom düşünün. Atomun merkezinde proton var. Protonun en yakın olan tanecik ne diyorlar? Elektron. Şimdi ben diyorum ki, yani bilim adamı diyor ki, ben size nakledim. Bu proton misket kadar büyüse ve Londra'da olsa, ona en yakın elektron İstanbul'dan geçer. İstanbul'la Londra arası bu kadar boşluk. Fiziğe göre bir boşluk. Bu boşluğu dolduran bizim eşyanın genetiğini değiştiren niyetlerimiz. Oraya niyet giriyor. Fiziksel izah. Yani çalınmış pirinç de terledin pirinç. Yani protonla elektron arasındaki fiziğin ara boşluğu, boşluk dediği yere niyet duygusu giriyor. Ama o ilimde, denemede bilimsel gözükmüyor. Levh-i Mahfuz'dakiler çok istisna ve nadiren değişeceğinden dolayı niyetimizin yeri daire-i ilimden başlıyor. Delil isteyenler, bunlar hepsi kaynağı var. 89. Niyetimiz illet-i tamelli olmadığı için değiştirebiliyoruz. 90. İnsanı ekber olan kainatın şeceri-i hilkatın niyeti daire-i ilimdir.
91. Niyetle zamanın ve mekanın şifresini kırarak şimdiki zamanı istikbale, istikbali şimdiki zamana taşıyarak sanki o zamanı ve zemini yaşıyorsun gibi haletlerin, hislerin ortaya çıkıp yaşıyor, haletini verendir niyet. Harikadır vallahi ama ne yapayım? Efendim bir şey soracaktın. Tamam. 92. İlim ehilleri durdura durdura baksınlar. 92. İrade vicdanın sıfatıdır. Yani 4 özelliğinden biridir. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani, irade vicdanın özelliğinden biridir. İhtiyar ise dimağın iltizam yapısına, sıfatına aittir. Kafirler iradeleriyle değil, cüz-i ihtiyarlarıyla hareket ettiklerinden, ani yaşadıklarından, mazi ve müstakbelleri olmadıklarından, gelecek olan ahiret endişeli hayvanlar gibi olmuyor. İradenin ise 3 zamanı bir anda yaşadıklarından ahiret endişesi vicdanidir. Yani anlatmışım bir de kısaca hemen. Niçin kafir kefenden, ölümden, cehennemden korkmuyor? Endişe etmiyor. Veya biz Müslümana söylüyorsun, ya kabir var, ya kefen var, ya baban öldü falan. Hiç kenetim bir şey oynuyor vesaire. Niçin endişe duymuyor da sen endişe duyuyorsun? Senin imanın mı zayıf? Onda bu güven nerede? Acaba? İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. İhtiyar bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Hazıra muhteladır. Sen desen ki bak bunu yapma, ahiret denilen cehennem var. Cüz-i ihtiyar ile hareket ettiği için cennet, cehennem gelecektir. Gelecekle hazırı kıyas edemez ihtiyar. İrade ise hem hazırdakileri tercih ediyor, hem de şu andaki diyor ki Cenab-ı Hak, şu günahı terk et sana cennet vereceğim. İrade sıfatı hazırla gaybi tercih etme özelliğine sahip olduğu için korkuyor şundan dolayı şu işe. Şundan bu işe, buradan bakıyor. Onun için iradeleri çalışmayanların ahiret endişeleri olmaz. Ahiret endişesi olmaz kafirin veya gafilin. Çünkü irade 3 zaman içine alır. Mazi, hal, istikbal. Cüz ihtiyar hazır zamana muhteladır. Cüz ihtiyarla irade arasındaki fark bu. Cüz ihtiyar modunda çalışan, özür dilerim hızlı konuşurum bitirmem gerekiyor da. Cüz ihtiyar hazır zamana muhtela olduğundan gelecek ve geçmişi yoktur, madundur. Yoktur. Hazıra bakar. Yani hayvanlıktır. Şey desen ki kediye, kedicim bu ekmeği bırak. Bu ekmeği bırak taş ye. Veya ciğeri bırak ekmek ye. Yani ne yapar? Ekmeğe nispeten ciğeri tercih eder. Şey diyoruz ki arıya taşa kon. Hayır çiçeğe kon. O da bir nedir? İhtiyardır. İrade değildir. Hazır zamana muhteladır. İradeleri olup da maziyi yani geçmiş ve geleceğiyle kıyas edebilir. Onun için kabir endişesi sende var. Ne mutlu. Çünkü niye? İraden çalışıyor. Eğer ölüm, kabir, kefen, kul hakkı, kabire gireceğim ama bunu yapmayayım. Yani böyle her türlü televizyonlara muhatap oluyorsan ihtiyarın çalışıyor. İrade o anda devredişi. 93. Çekirdekler niyete benzetiliyor. Burayı da iyi dinleyin. Burayı bakın oraya. Cilbe irade vicdandaki iradenin iradeden süzülmüş. Kanun emri keşke zaman olsa da izah etsem. Kanun emri vicdandaki zihinden süzülmüş. Ukde-i hayatiye vicdandaki hislerden süzülmüş. Bak, vicdanın 4 özelliği vardı. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Tamam mı? Ve vicdandaki iradeden cilbe-i iradeye çıkmış. Vicdandaki zihinden kanun emri çıkmış. Vicdandaki histen ükde-i hayatiye çıkmış. Ama nedir falan diyeceksin. Şimdi neyse. Üçünün toplamına çekirdeğin içinde bulunanlar. Bunların toplamına da gözüküyor değil mi orada? Bunların hulasa-i camiasına vicdanı olan ikinci niyet zemini içindekiler. İkinci niyet bu. 94. Nasıl ki bir rüya karşıyı değiştirebiliyorsa niyetlerimiz de bunun gibi, güneş gibi karşıyı etkileyip değiştirebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çok kuvvetli olduğundan niyeti bir bedevi
kısa bir zamanda muallim seviyesini çıkarıyordu. Hani dedik ya, protonla elektron arasında ara boşluğu. Ne kadar gücün varsa protonun içine giriyorsun. Bu ihlas kuvvetiyle oluyor. Allah Resulü'nün çok acayip güçlüydü. Protonla elektron arasına çok girdiği için insiba, inikas Resulullah boyuyordu ya karşı. Dört özellik vardı. İnikas, insiba, iksir, bir tane de var. Dört tane özelliği çok şey olduğundan bizim ruhsal yapımıza rahatça girip yapılandırabiliyordu. Onun için sahabeler bir sohbette zahiden hakikate geçebiliyordu. Risale-i Nur'da 40 dakikada diyor. 40 dakikada evet. 40 dakikada bu sırrı mazhar ediyor. Evet, Risale-i Nur'da bu 40 dakika, Allah razı olsun. 40 dakikada mesela bu derste adam bakar Allah Allah, hakikaten etkilenir. Niyet-i halisanın zemini nedir? Yani halis niyetimiz nereden olur? Hakim de olur. Ya ben halis niyetim olmasını istiyorum. İyi niyetim olmasını istiyorum kardeşim diyorsan şunu yapacaksın. Zikri kalbi, tefekkürü aklı yapacaksın. Kalbini fiilen, ibadetle ve evratla. Aklını da tefekkürle. Bugün sitenin başında bir şey yazdım. Dün akşam gece hatırıma gelen. Yani ne kadar az düşünüyoruz. Oysa insanın en büyük ihtiyacı düşünmektir. Düşünmek değirmen taş taşı yer. Gır 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 gır. Tane atınca taş taşı yemez. Hem de un olur. İşte sabit taş hayaldir. Oynak taş tasavvurlardır. Tane atmak, buğday veya mısır atmak ilimdir, derstir. O zaman şu anda hem hayalin rahat, hem tasavvurun rahat. Şu anda kötü hissedemezsin kendini. İstesen de hissedemezsin. Desene kendine, ya biraz kötü hissedeyim. Ben bazen yapıyorum. Ulan niye vesvese gelmiyor ya? Şaşırıyorum. Çünkü vesvese gelince abdest almayacağım. Vesvese gelince ağlıyorum değil. Çünkü vesvese varı bozar. Abdestliye musallat olur, imanlıya musallat olur. Ben de bekliyorum olan abdestin yok dese de TSE'li gibi şeytan tasdikte abdestim olsun diye, ama adam gelmiyor. Alsın diye. Son cümle 30'a geç. Son madde 30. Yok mu? Vardır. He? Peki. Bakayım. Bitiş ama sonradan demek ki gece eklemişiz. O zaman dinleyin son cümle. Şu kadar. Niyetin yetişemiyorum. Düşünceye yetişemiyorum. Bazen bir lokum kalıyor. Niyetin iki zemini var. Bir iksir, iki maye. İksir ile maye ikiz kardeştir. Ha, bunu demek gece yazdım. Ok, madem şey yap, anlatmıştım ama okuyayım. İksir erkek kardeş, maye ise kız kardeştir. İksir karşıyı dölleyip değiştiriyor. Maye ise döllenip dönüşüyor, dönüştürüyor. Biri değiştirmeye karşıyı veya kendisini değiştiriyor iksir. Diğeri karşıdan etkilenip dönüşerek değişen. Mesela sahabenin mayesi çok iyi çalışıyordu. Resulullah iksiriyle değiştiriyordu, döllüyordu. İkisinin de anneleri, ebeveynleri diyelim. Ebeveynleri niyet. Niyetin iki özelliği vardı. İksir, maye. İkiz kardeşler. Bir erkek, bir dişi vesaire. Onu anlatmıştık. Böylelikle niyeti çabuk hiç size fırsat vermeden sormasınlar diye. Bundan sonra niyeti bitirmiş olduk. Üç tane mi oldu? İksir, Meryem, maye mi? Nasıl? İksir, Meryem, maye mi? Ha evet, çok güzel. Yani iksir Cebrail, Meyrem Maye, ortaya çıkan şey de İsa. Dima Meyrem, kulak zarı bozulmadan vahiy ile döllüyor. Dimağın bütünlüğünden aynen döllenme yolu gibi ağız yoluyla da İsa'yı karşıki gönüle ekiyorsun, ölü gönül diriliyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın diriltti adam ölmedi mi? Öldü değil mi? O zaman niye diriltti ki? Şu. O ölüleri dirilterek ruhları diriltti. Senin de vahiy veya sohbet, Risale'nin dersiyle kulak zarı bozulmuyor. Dima dölleniyor.
tahal, tasavvuf, kalp, hepsi alıyor. Doğum şeyi gibi buradan sohbet, karşı ölü gönüllere bir giriyor, adam namaza başlıyor, kanserden kurtuluyor. Yani ruhun kanseri namazsızlıktır, oruçsuzluktur. Yani ruhun kanseri budur. Kanserden kurtuluyor, ölümden kurtuluyor. Yani ölü ruhlar diriliyor. Ne ile? İsa ile. İsa ruhullah. İsevi bir hakikat sende tezahür ediyor. Evet, İsevi meşrep deniliyor. Vay be, Allah Allah. Neyse. Bahır davahım, biraz uzattığımdan özür diliyorum. Geceniz mübarek olsun, dua da yapmıyorum ama dua şeyi de yapamadan. Ya Rabbi, usul ve furularımıza hayırlı ömürler nasip eyle. Amin. Maddi ve manevi hastalıklarımızın sebebi olan erba, habise, mevadi şirelleri evimizden, bünyemizden, sevdiklerimizden hak ile yeksan eyle. Amin. Ulvi, erba aliyeleri ve ruhu kutsileri sıhhat ve selametin vesilesidir ya Rabbi. Evimize, bedenimize, evlad diyarlarımıza, sevdiklerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kokluklarımıza emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam sahip olanlardan eyle. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ağlayan alem-i İslam'ı ittihad-ı İslam'la güldür ya Rabbi. Amin. Memleket için, vatanımız için, dinimiz için, hakikatimiz için uğraşanları muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Onların düşmanlarını ıslah eyle ya Rabbi. Amin. İslah gayrı kabil olanları hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. İmanla girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Allah'a